Oğlum kimse incitmesin ya Rabbim, sen onun en güzel yerini hakkıma helal olsun ya Rabbim, o da bana hakkını helal etsin inşallah. Onu çok sevdim ama doyasıya da sevemedim Allah'ım, hep o gider diye bir şey. Çok sevdi Allah'ım. Allah'ım yerine dur cenneti. Peygamber Efendimiz yanında komşuydu Allah'ım. Ne olursun. Oğlum benim yarabbim. Tam böyle o an işte deprem oldu. Ben dua okuyordum. O an sallanınca hafif sallandı ya. Dedim oğlum dedim sakin ol. Panik atak hastalığı vardı bir de. O an tekrar sallanınca ayağa kalktı, korktu, bana sarıldı. Bana bir şey olacak diye korktu. O an anne anne diye bağırdı. Dedim Hazuş'um anne deme, Allahu Ekber de. 3 kez mi 4 kez Allahu Ekber dedim. Ve tavan üstümüze çöktü, bana sarım çaldı. Beni korumak için kendini siper etti. Elleriyle boynuma sarıldı. Hatta canım ağrıdı. Hazuş yapma oğlum dedim, Allahu Ekber de. O an bana sarınca o şekil tavan üstümüze çöktü ve cansız gitti. Ya depremde oldu rahmetli, enkaz altında kaldı. Aynı anda zaten depremde vefat etti ve sırf beni korumak için bana sarıldı. Bana bir şey olmasından çok korkuyordu. Kendini siper etti. Ya o an zaten tavan üstümüze çöktü ve o an öldü oğlum. Ben 11 saat sonra kurtuldum. O ikinci depremi de ben orada yaşadım zaten. Benim kahramanımdı. Her şekilde mutlu olmama nedendi. Büyüdükten sonra da öyleydi. Sanki o evimin çatısıydı. Ve en sonunda işte çatının altında kaldı. Kiralıktı zaten. Onu da bir ablalar falan ödüyordu. Ya sürekli yardımla geçiniyorduk abi biz zaten. Akpınar Alpettin Petek Apartmanı. 5 katlı. 4. kattaydık abi. 20 daireydi. 20 dairede de bayağı insan vardı, bilmiyorum. Duyduğuma göre 3-4 kişi kurtulmuş diyorlar ama çok kalabalıktı. Yani çok insan vardı o binada. Oğlumun hayali asker olmak, şehit olmak. Başka bir hayal kurmadı. Yani asker, 5 yaşından beri bile diyordu ki askere gideceğim. Ben şehit olacağım ve benim oğlum göz nakli olduğu için askere de gidemedi abi. Ve çok ağladı bu yıl ve bu yıl askere gidip gelmesi gereken anda ben diyorum şehit oldu oğlum. Oğlum ya oğlumun, Allah'ım oğlumun dileğini kabul etti diyorum abi. Kendine ait hiçbir hayal kuramadı. Ya babasız büyüdü. Yani yanında yönünde kimse olmadı, mutsuz büyüdü. Hiçbir hayali olmadı yani abi. Mesela arabası olsun istedi, ehliyet aldı ama arabası yoktu dedi, anne vazgeçtim. Motor olsun istedi, almak istemedim gözü nakilli diye. Yani belki bir yerlerden bir şeyler yapabilirdim. Gözü nakil diye ben almadım, o hayal de olmadı. Bir bilgisayar dedi, o da olmadı. En son söylediği dedi bana bir kaşe monttu. O da 4-5 gün önce söylemişti. Ama dedi yok anne dedi. Sonra dedim Hazar gidip bir yerlere söylerim dedi, yok anne. Dedim borcu alırım, yok anne dedi. O da olmadı. Ya düşünün, üstü başı yırtık olsa mesela anne şunu bana al diyen bir çocuk bile değildi. 18 yaşında gözü nakil olunca psikolojisi bozuldu ve hala o tek gözünü de kaybetmişti. Diyordu ki anne ben sana yük olurum diyordu. Öbür gözümde bulanık görüyor. Allah'a dua et beni alsın. Hep böyle diyordu. Diyordum Hazoş bak yük olmazsın Hazoş. Ben ölene kadar yanındayım. Diyordu yok anne ben sana yük olurum. Ve ben bile onun emanet olacağını, öleceğini hep öyle hissediyordum abi. Erken gidecek diye böyle doyasıya sevemedim, koklayamadım.